bir mezarlıktan geçiyormuş. Bakmış ki tabi peygamber olması münasebetiyle o şeyde mezarlıkta o cenazeye azap ediliyor. Peygamber olması münasebetiyle onu anlıyor tabi peygamber Efendimiz. Tabi yapacak bir şey yok, geçmiş gitmiş. Dönüşte tekrar oradan geçiyormuş o cenazenin olduğu yerden mezarlıkta. Bakmış ki o mezarlıktaki cenazeye azap kalkmış. Kendi kendine merak etmiş. Ya bir demiş işte bu kuluna biz geçerken azap ediliyordu. Şimdi dönüşte bu azap kalkmış demiş. Kendi kendine. Sonra Cebrail aleyhisselam gelmiş Cenab-ı Hak'tan haber getiriyor Peygamber Efendimiz'e. Demiş ki ya Resulallah Peygamber Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam. Siz giderken evet okula azap ediliyordu. Ama okulun bir çocuğu vardı. Çocuk hocaya gitti. Orada besmele çekti. Yani bizim ismimizi telaffuz etti. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Yani biz diyor, bizim ismimizi telaffuz eden bir kulumuzun çocuğu bizim, yani çocuğu kendisi değil. Çocuğu besmele çektiği için o kulun üzerindeki azap kalkıyor. Demek ki bizim okumamız var ya, annemizin, babamızın ileride bir sıkıntısı varsa, günahlar varsa onlardan kurtulacak inşallah. Yani okuduğumuzun önemini kavramamız lazım. Ne kadar önemli olduğunu kavramamız lazım. Ve annelerimize, babalarımıza söyleyeceğiz, biz okuyacağız diyeceğiz. Erkek kız ayrımı yok diyeceğiz. Öyle değil mi? İlahi çok çalışmanız lazım inşallah. Gelecekte inşallah bu ülkenin iyi yerlerinde böyle yönetecek makamlarda olmamız lazım. Bunun için ne yapmamız lazım? Çok çalışmamız lazım. Hem de çok çalışmamız lazım. Çok iyi öğrenciler olmamız lazım inşallah. Hem işte bu manevi ilimleri, Kur'an'ları öğreneceğiz. Hem de derslerimizi iyi bileceğiz. Büyüklere, babalara, annelere bize selam söyleyin. Hadi Allah zihin açıklığı versin inşallah. Bildiğiniz gibi biz eğitim yılı döneminde buralarda özellikle dar gelirli ailelerimizin çocukları için TEOG sınavlarını hazırlama ve üniversite sınavlarını hazırlama kursları vermiştik. Ücretsiz olarak. Şimdi de mevsim olarak yaz mevsiminde buralarda çocuklarımıza hem değer yargıları bakımından bir takım öğrenmesi gereken bilgileri öğretmeye gayret ediyoruz. Hem de Kur'an eğitimi veren müftülüğümüzle beraber koordineli olarak Kur'an eğitimi veren hocalarımızla beraber yaz döneminde Kur'an eğitimi, Kur'an öğretme çalışmaları yapıyoruz. Ben bugün buradaki çalışmalarımızı yerinde görmek için geldim. Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bir taraftan kız çocuklarımız, bir taraftan erkek çocuklarımız buradaki kurslarımıza gerçekten büyük ilgi, gaybet göstermişler. İnşallah bu çalışmalarla bu ülkenin geleceğinin çok daha güzel, bu ülkenin gelecekte çok daha iyi yöneticileceğine inanıyorum. Bu kabil eğitim çalışmalarımız bizim için daha önce defalarca ifade ettiğim gibi fiziki çalışmalardan çok daha öte, çok daha önde, çok daha önemli bizim için. Dolayısıyla bu eğitim çalışmalarımızı inşallah geliştirerek daha da devam ettireceğiz. 13 Şubat Belediyesi olarak bu kabil çalışmaların önemini idrak etmiş insanlarız, biz yöneticileriz. İnşallah bu kabil çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmalarda gerçekten arkadaşlarımızı da gördüm burada. Çok böyle özverili, gayretliler. Ben çalışma arkadaşlarımıza da bir defa daha burada teşekkür ediyorum. Adım Seçil, soy ismim Karaoğlan. Buradan belediye başkanımıza selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Burayı yaptığı için ona çok teşekkür ediyoruz. Burada çok güzel faaliyetler yapıyoruz. Kur'an okuyoruz, dini şeyler öğreniyoruz. Hocamızı da çok seviyoruz ve çok memnunuz. Bu binayı bize yaptırdığı için çok teşekkür ederim. Burada hocamızı çok seviyoruz. Bize dini şeyler öğretiyor. Kur'an okuyoruz.